Şimdi prizmaların ikinci kısmına geçiyoruz. Bu sefer piramitlere geçiyoruz. Piramitler dediğimiz şey prizmalar nasıl oluyordu? Hani tabanında bir kare varsa tepesine kadar kare olarak devam ediyordu. Yani bir bina gibiydi. Onun adı prizma oluyordu. Eğer ki uca doğru sivrileşiyorsa bunun adı da piramit oluyor piramitlerde prizmaya göre farklılıklar var. Tabi biz prizmalarda hep şöyle anlatıyorduk. Diyorduk ki taban çevresi çarpı yükseklik yanal alanı verir. İşte taban alanları vardır. Ya da taban çevresi çarpı yükseklik hacmi verir diyorduk. Ama piramitlerde böyle bir şey yok. Piramitlerde tek tek bulmanız lazım. Ama önce bir tanımları bilmeniz lazım. Şimdi tabanında ne varsa tabanında mesela bir kare varsa bunun adı yine prizmadaki gibi kare piramit. Tabanına göre isim alır. Tabanında üçgen varsa üçgen piramit, e, dikdörtgen varsa dikdörtgen piramit şeklinde olur. Şimdi diyorum ki bu tam tepeden inen yükseklik bunun adı cisim yüksekliğidir. Bak unutmayın. Bunun adı cisim yüksekliği. Tamam mı? 2 adet yüksekliğimiz olacak. Çok basit bir konu ama karıştırırsanız çok zor bir konu. Diyorum ki bir de buradan bir yükseklik iniyor. bunun adı da yüze yüksekliği. tamam mı? 2 yüksekliğimiz var. Birinin adı, cisim yüksekliği, cismin tam ortasından bir çadır gibi düşünürsek, çadırın tam ortasından inen bizim cisim yüksekliğimiz çadırın yan taraflarından inen yükseklik de yüzey yüksekliği oluyor. Yüzey yüksekliği ile cisim yüksekliği bir dik üçgen oluşturuyorlar. Örnek veriyorum mesela bunun tabanı bir kare olursa mesela burası da 16 olursa siz hemen diyeceksiniz ki hocam yükseklik orta noktaya iniyordu. Burası 8'dir diyeceksiniz. Hemen diyelim ki ben buranın yüksekliğini de size 15 verdiğim anda siz diyeceksiniz ki hocam 8 15 burası ne üçgeni? 17 üçgenidir diyeceksiniz. Pisagor bağıntısında. Hocam diyeceksiniz ki tabanı bir kare olduğuna göre burası 16 ise burası da 16 olur. Buraya 8 buraya 8 bölüşür mü? Evet. Hocam diyeceksiniz ki bu yan yüz yüksekliği dik indiğine göre şöyle yanda dik. Şurada da bir pisagor bağıntısı yapabilir miyim? Evet. O zaman 8'in karesi 17'nin karesi eşittir. Buraya da x dersek x'in karesi bulmanıza gerek yok. Bunun adı bir ayrıt oluyor. Yani yanal ayrıt oluyor. Yanal ayrıt. Bak bunları unutmayın. Bunları yarın öbür gün soruda direkt size vermeyecek. Diyecek ki yanal ayrıtı şu kadar olan, yan yüz yüksekliği şu kadar olan, yüzey yüksekliği yan yüzey de denilebilir. Tamam mı? Yan yüz yüksekliği de denilebilir buna. Aynı şey. Yan yüz yüksekliği bu olan, işte cisim yüksekliği bu olan ya da tabanı bir kare ve karenin alanı 256 gibi cümleler kurduğunda neyin neresi olduğunu bilin. Şimdi ben size daha önce bu piramitleri işlemeden önce prizmalarda demiştim ki yanal alan şuydu. Taban çevresi çarpı yükseklik diyorduk, değil mi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Aynı şey burada da geçerli. Yanal alan diyorsunuz ki yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik ama burada bir farklılık var bölü 2 diyorsunuz. Tamam mı? Niye bölü 2? Çünkü daha önce yan yüz yüksekliği şöyle bir dikdörtgen oluyordu değil mi prizmalarda? Burada ise üçgen olmuş. Üçgenin alanını ikiye böldüğümüz için yanal alanı bulmak için taban çevresi çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Burada anlamadığınız bir yer var mı? Tamam mı burası? Demek ki yanal alanı unutmayacağız sivri uçlu cisimlerde yani piramitlerde yanal alanı bulurken ben taban çevresi çarpı yükseklik böyle 2 diyeceğim. Tamam mı? Ondan sonra diyorum ki taban alanı dediğim zaman taban alanı diyeceksiniz ki hocam daha önce prizmalarda üstte de bir taban alanı vardı. Altta da bir taban alanı vardı. İki tane taban alanı oluyordu. O zaman burada bir tane taban alanı yani 16 çarpı 16 gibi. Yani burası kare olduğuna göre taban alanı bu. İkisinin alanını topladığım zaman bana neyi veriyor? Toplam alanı veriyor diyebiliriz. Şimdi diyorum ki daha önce piramitlerde piramitlerin piramitle bağlantılı anlatacağım ki karıştırmayın. Piramitlerde biz hacim bulurken ne diyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik diyorduk. Hatta dedim ki prizmanın hacmini tahadan aklınızda tutun. Prizmanın hacmi Taha'ya diyordum ya Taha senin hacmin ne diyordum. Taha'nın hacminden buluyorduk. Bu oluyordu. Sonra Taha diyordu ki hayır hocam sivri uç olunca siz demiştiniz ki sivri uç şöyle. Sivri uç bir tarafına battı hemen kendine geldin dedin ki. Aa, Adem Hoca demişti ki sivri uçlu olunca hacmini bulmak için ne yapıyorum. Böyle bir e, nasıl diyeyim refleks gibi hemen sivri uç batıyor kolunun bir tarafına kendine geliyorsun. Diyorsun ki hacim üç'e bölünüyordu. O zaman sivri uçlu olunca hacim üç'e bölünür. Yanal alan 2'ye bölünür. Piramidi bir kutu gibi düşünün. Bakın böyle sağa sola üçgenler açılıyor. Bu bunun açınımıymış. Açınımını verdiği zaman o zaman ben burada bir yükseklik verirsem bu yükseklik hangisi olur çocuklar? Bu yükseklik ne olur? Bilen söylesin hemen. Burası mesela haş bu haş neye eşit? Hep yani yan yüz yüksekliği. yüksekliği. Yani şurası oluyor değil mi? Evet. Açalım dediğim zaman açınım ya da yan yüz yüksekliği oluyor. Şimdi çocuklar bakın mesela burada bize demiş ki bu nedir? Tabanı bir üçgen olduğuna göre üçgen piramit olur bu. Üçgen piramidin bana köşe sayısı. Ya bana istediğini sorsun artık ben piramidin ne olduğunu biliyorum ya. Gider tek tek sayarım bak bir, iki, üç, dört tane köşesi var derim. Ayrıt sayısı bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ayrıtı var. Yan yüzü derim ki bir tane yan yüz burada, bir tane yan yüz arkada, bir tane yan yüz solda, bir tane yan yüz altta, dört yan yüzü var. Tabanı, tabanı nedir? Tabanı şurasıdır, burası derim. Bu kadar yani bundan sonrasını artık tek tek sayacaksın. Dikdörtgen piramit. Dikdörtgen piramit dediği zaman orada biraz duracağız. Biraz size bir şeyler anlatacağım. Ne diyeceğim? Şimdi burada farklılıklar gösterecek bize. Şimdi bu neydi? Cisim yüksekliğiydi. Cisim yüksekliğini bir yan yüze çiziyorum. Bir de yan yüz yüksekliğini çiziyorum. Bir de şöyle bir yan yüz yüksekliği çiziyorum. Çocuklar bakın bu üç boyutlu resim gözünüzde iyi canlandırın bu dikdörtgen dediği için mesela burası diyorum ki 12 12 olsa burası da 16 16 gibi farklı bir boyut mu olmak zorunda dikdörtgen olduğuna göre bu yan yüz yükseklikleri şu yan yüz yükseklikleri bakalım birbirinin aynısı oluyor mu burası da diyorum ki 20 olsun. Burası da 20 ise Şimdi diyorum ki burası 16 ise burası da 16 olur mu? Bakın kenarlar birbirinin orta noktası olduğu için birbirinin aynısı ise burası 16 ise burası da 16 olur mu? 16 4 kere 4 4 kere 5 a özel üçgen olmadı. Burası Pisagor'dan işte kök be, e, e, kaç oluyor? 600 kaç oluyor 196 oluyor şey 256 Hocam, 656 özel üçgen değil mi? Özel üçgen olmuyor. Bak burası 20 çıktı. Burası da 12 verelim. Hadi özel üçgen yapalım. Tamam. 12 verelim. 3 çarpı 4, 4 çarpı 4, 5 çarpı 4. Burası hadi 20 olsun. Özel üçgen verelim. Hiç uğraşmayalım, uzatmayalım. Burasını 12 verdin. Tamam mı? Burası 20 oldu mu o zaman? Nereden geldiğini anladınız değil mi? Şurada bir özel üçgenimiz olduğu için sagordan buluyorum. Şimdi diyorum ki acaba bu yana inen yükseklik yani bu yan yüz, yüz yüksekliği de 12 mi? Şimdi burası 12 idi. Burası da 12 olduğuna göre burası da 12 olur mu? Olur. Bak burası 12 burası 12 ise burası ne oldu? 12 kök 2 mi oldu? Peki ben geldim alanlarını tek tek bulacağım. Yanal alanlarını az önce bulurken kare olunca tamam çok basitti çevresini tek tek buluyorum. ama burada öyle değil. Burada siz bana diyeceksiniz ki hocam alanlar birbirinin aynısı olmaz ki. Neden? Zaten siz de tahmin ediyorsunuz. Bu yan yüz yüksekliğinde biraz daha farklı bir renk kullanayım, yeşil kullanayım. Bu yan yüzün yüksekliği ayrı bir üçgen, bu yan yüzün yüksekliği ayrı bir üçgen. Bu üçgenin aynısından karşıda var. Bu üçgenin aynısından solda var. O zaman kendi tarafımızdaki üçgenin alanını bulmak için tabanı 32 çarpı yüksekliği 12 kök 2 bölü 2 diyeceğiz ama iki tane olduğu için zaten 2 ile çarpacağız. Bu nedir? Bize bakan şu üçgenin alanı. Bunun aynısından bir tane daha olduğu için 2 ile çarptım. Şimdi geldim bu yüzün yüksekliğini bulacağım. Şey alanını bulacağım. 20 çarpı tabanı ne? 24 Böyle 2. Ama yine 2 ile çarpıyorum değil mi? Niye 2 ile çarpıyorum? Çünkü aynısından burada da var. Bir de bunun taban alanı vardı. Taban alanı nedir? 32 çarpı. Burası nedir? 24. Dikdörtgen olduğu için 2'ye bölmüyorum. Bütün bunların hepsini hesaplayıp topladığınız zaman neyi veriyor bana? Bütün yüzey alanını veriyor. Hacim neydi? Hacim Hemen ta piramidi görünce taya iğneyi batırdık sivri ucu. Hemen kendine geldi. Dedi ki hop hocam siz bize demiştiniz ki hacim deyince sivri uçlu e böl. Peki hacim neydi? Her zaman için taban alanı 32 çarpı 24 tabanı bir dikdörtgen olduğu için çarpı her zaman cisim yüksekliği. Yani 12. Bakın hacmi bulurken cisim yüksekliği hacmi bulurken alanı bulurken yan yüz yüksekliğini kullanıyoruz. Tamam mı? Altıgen piramit adı üstünde tabanında ne var? Bir altıgen var. Altıgen olduğuna göre çocuklar bunun zor sorusu size nasıl sorulabilir? Size yukarıda der ki altıgen mesela şöyle bir açıklama verir. Düzgün altıgen der. Altı tane eşkenar üçgenden oluşur der. Bir eşkenar üçgenin alanı da der. A kare kök 3 bölü 4 der. Tamam mı? Bir eşkenar üçgen. Size böyle bir bilgi verir. Sonra der ki bu düzgün altıgenin alanı alanı der ki örnek veriyorum ne diyelim 36 kök 3 der. Buna göre piramidin piramidin yüksekliği 10 ise hacmi nedir? Yanal alanı nedir? Gibi sorular sorabilir. Ben de size diyorum ki ben size hemen en başta ne demiştim? Hacim deyince sivri uç aklıma geliyordu ve sivri uçla beraber cisim yüksekliği aklıma geliyordu. İki şey aklıma gelecek bir kere. Hacim neydi? Taban alanı. Taban alanına bakıyorum şunu taban yazalım. Taban alanı. 36 kök 3 ise taban alanı çarpı yükseklik neydi? 10 bölü 3 diyorum. 360 kök 3 bölü 3'ten 120 kök 3 benim hacmim oldu diyorum. Bu cismin hacmi. Peki biraz soruyu zorlaştıracağım şimdi. Biraz böyle farklı şeyler işleyeceğim. Şimdi diyorum ki ben düzgün altıgen için size dedim ki altı tane eşkenar üçgenden oluşuyor altı tane eşkenar üçgenden oluştuğuna göre ben altta kendime altı tane eşkenar üçgen oluşturdum sonra dedim ki Şurayı bir sileyim sonra dedim ki bu eşkenar üçgenin altı tane eşkenar üçgenin alanı 36 kök 3 olduğuna göre ben bunu 6'ya bölsem bir tanesi altı kök 3 olur mu Bunlardan bir tanesinin alanı 6 kök 3. Peki bunlardan bir tanesi eşkenar üçgen olduğuna göre. Şurası eşkenar üçgen olduğuna göre. A kare kök 3 bölü 4'tü bir tanesinin alanı. O da 6 kök 3 olduğuna göre. A kare eşittir. 6 kere 4 24. A ne oldu? 2 kök 6 oldu. Bakıyorum diyorum ki A dediğim şey bu eşkenar üçgenlerden birinin bir kenarı oluyordu. Burası iki kök 6 oluyor. Burası iki kök 6 oluyor. Burası iki kök 6 oluyor. Böyle böyle burası da iki kök 6 oluyor. Tamam mı buraya kadar piramidin e, yanal alanını bulacağız dedik değil mi? Dedi ki şuranın alanını bulacağız. Şuranın alanını nasıl buluruz? Bakalım nasıl buluyormuş. Şimdi burası 10'du değil mi? Tabii ki sayılarını hesaplamayacağız ama nasıl bulunduğunu göstereceğim size. Şimdi diyorum ki burası 10. Burası 2 kök 6. Burada Pisagor yaptığınız zaman. Pisagor yaptığınız zaman burası. Şunu bir daha alta çiziyorum. Bakın iyice bu soru biraz zor bir soru yaptım. Her şeyi iyice anlayın diye. Şu ayrıtlardan birinin uzunluğu ne oldu? Bak onun karesi 100. 2 kök 6'nın karesi kök 124 mu oldu? Burası da kök 124 olacak. Tabii rakamları kafadan verdiğim için tam sayı çıkmadı. Burası da 2 kök 6 çıktı. Şuradan bir diklik indireceksiniz. Burası da kök 6 kök 6 bölüşecek. Pisagor'dan yüksekliğini bulursunuz buradan. Yüksekliğini bulduktan sonra tabii ki yani daha ileride çözeceğiz bunu ama her şeyin farkına varın ney nedir görün diye. Şimdi bu bulduğumuz yükseklik şurası şu bulduğumuz yükseklik çarpı 2 kök 6 bölü 2. Bu üçgenin alanını verecek ama bana 6 tane sorulduğu için yan, yan alanı sorduğu için bir de 6 ile çarpacağım. Yani böyle bir soru belki sorulur belki sorulmaz yani yeni nesillerin zor sorusu olarak sorulursa diye anlattım. Ama siz bunu şimdilik dört dörtlük anlamadıysanız da dert etmeyin. Çünkü daha bunları çok işleyeceğiz. Bunlarla ilgili çok soru çözeceğiz. İyice kafanıza oturacak. Şimdi geldim bakalım bu soruları tek tek bir çözelim. Bakalım ne diyor bu sorularda? Küçük küçük sorularımız. Piramitlerin ayrıt uzunlukları toplamını bulunuz. Tek tek hesaplıyorum. Dört tane bu ayrıttan var. 28. Dört tane de bu ayrıttan var. 20 yaptı. Topladım 48. Bu ayrıtlardan 3 tane var. 3 tane 16. Tek tek sayın 48. 3 tane de bundan var. 30. Topladım 78. Yani bunlar bu şekilde tek tek hesaplanarak toplanarak bulunuyor. Ama bizim bunlarla işimiz şimdilik yok. Çünkü basit sorular siz zaten anladınız ne oldu. Şimdi az önce hatırlıyorsanız konunun en başında ben size anlatırken demiştim ki bu neye eşit demiştim. Eyüp de demişti ki yan yüz yüksekliği. Demek ki yan yüz yüksekliği 10 olan tabanının bir kenarı 10 olan bir cisim. Bu değil. Bu bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Ben sadece şunu arıyorum. Yan yüz yüksekliği ne olacak? 10. Bulamadım. 10 olan yok. O zaman dedim ki hocam bana bir şey öğretmişti. Burası 12 ise burası 6'dır. Burası 6 ise hipotenüs oluyordu burası. 6, 8, 10. Yan yüz yüksekliği 10 olan bu cisimdir diyorum. O zaman hemen bunun yanal alanını bir bulalım. Yanal alanın formülleri iyice pekiştirelim. Yanal alan neydi? Burası kare olduğuna göre kare dik piramidin açılımı demiş. Burası 12 4 kere 12 48 değil mi? Taban çevresi. Çarpı yan yüz yüksekliği 10 bölü 2. Yani 240 benim yanal alanım. Şimdi diyorum ki benim taban alanım ne? 12 çarpı 12 o da bak burada bölü 2 yok. Burası bir kare. 144 oldu. Topladım. 384 benim alanım oldu. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Ama ne oluyordu? Sivri uç hemen bizi kendimize getiriyordu. Taban alanına bakıyorum. 12 çarpı 12 144 çarpı hacimde hangi yüksekliği alıyordum? Cisim yüksekliği. Çarpı 8 bölü 3 oldu. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey var mı? 48 tek tek hepsini hesaplayıp bulmuş olduk böylece. Hacmi ve alanı bir daha hatırlamış olduk. Çocuklar konumuz bu kadar. Şimdi çocuklar diyor ki. Bana bir herhalde açınımını vermiş. Bu şeklin. Şöyle bir kalemlerimi ayarlıyorum. Kare şeklindeki kartondan. Ayrıtının uzunluğu 10 santimetre olan. Açınımı verilen kare dik bir. Ayrıtının uzunluğu 10. Yani. Ayrıtının uzunluğu dediğim şey burası mı 10 oluyor? Ayrıt dediğim şey bu. Ta ha, taban ayrıtı demiş pardon. Taban ayrıtını kaçırdık. Taban ayrıtı dediğim şey bu. O zaman ben bir piramit çizeyim kendime burada. Yeniden bir piramit çizeyim. Oluşturduğu kare piramidin yüksekliği. Çocuklar kare piramidin yüksekliği dediği zaman cisim yüksekliğinden bahsediyordur. Cisim yüksekliği kaçmış? 12'ymiş. Burası 12'ymiş. O zaman ben şuradan bir çizgi çizersem buradan da hemen bakın artık seriye bağlamışım. Hemen cisim yüksekliğini çiziyorum. Yan yüz yüksekliğini çiziyorum. Hemen burayı 10 gördüğüm anda buraya 5 yazıyorum. Hemen diyorum ki burada bak dik üçgen var. 5, 12, 13 oldu. Bana ne diyor? Kartonun kesilmeden önceki çevresi. Bu yan yüz yüksekliğini 13 bulunca neresi 13 olmuş oluyor? Burası 13 olmuş oluyor. Burası da 13 olmuş oluyor. Burası da zaten karenin bir boyutuydu 10 oldu. O zaman 13 23 36 bunun bir kenarı ne oldu? 36. Bana diyor ki karenin çevresi. Çevresi ne demek? 4 tane 36 eşittir 144. Yine bir piramit verilmiş. Piramidin açınımı hangisi olabilir? Hatırlıyorsanız dikdörtgen piramidi ben size anlattım. Bir bu tarafa doğru üçgen oluşturuyoruz demiştim. Bir de bu tarafa doğru üçgen oluşturuyoruz. Yani iki tane üçgen oluşturuyoruz dikdörtgen piramit olduğu zaman. İkisinde de fark etmiyor. Biz yine Pisagor teoremimizi uygularız. Burası 30 olduğuna göre şurası 15 olur. Burası 8 burası 15 de burası ne oldu 17 Burası 12 olduğuna göre Şurası şu Ayret 12 olduğuna göre burası 6 olur 6 Burası 8 burası 10 oldu Piramidin bu kapağını bu yüzeyini kendime doğru açtığım zaman Yüksekliği 10 olan Bu tarafını açtığım zaman yüksekliği 17 olan Kime 10 gelmiş? 30'a 10 gelmiş. Dikkat ettiniz mi? 30 olan kenarın yüksekliği 10. 30 olan burası mı? Evet ona da dikkat edeceğiz. Doğru şıkkı A olarak bulmuş oluyoruz. Şunun bir daha yan yüz alanını bulalım mı? Yanal alanını bulalım. Demiştim ki şöyle maviye boyayıp anlatayım size. Şu yanal alanı şu üçgenin alanını nasıl buluruz? Şu alan tabanı 30 yüksekliği bize bakan dikkatli olun bakın çocuklar yükseklik burayı alacağım 8'i değil 10 bölü 2 bu bu üçgenin alanıydı ama bu üçgenin aynısından karşıda da var 2 ile yani direkt bundan sonra hocam yükseklik çarpı taban yükseklik çarpı taban yapabilir miyiz diyeceksiniz evet direkt 12 çarpı 17 diyebilirsiniz bölü 2 yapmanıza gerek yok Anlaşılmadık bir şey var mı buraya kadar? Şimdi diyorum ki o zaman ne oldu burası? 310 oldu. 310 artı burası ne oldu? Çektin altında kaldı. 12 çarpı 17 burası da ne oldu? 204 oldu. Topladım 514 oldu. Hocam 300 değil, Bu değil mi? Benim yanal alanım. Bir de diyorum benim taban alanım ne? Tabanımda 30 çarpı 12'den 360 var. Bunların ikisini topladığım zaman 874 bana tüm alanı verir. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanını zaten az önce buldum. 360. Yükseklik neydi hacimde? Cisim yüksekliği buluyordum. 8 bölü 3. 120 çarpı 8. O da ne oldu? 960. Hı hı. Ben onu gittim direkt. Evet. Şimdi ne oldu o zaman? 504 mu oldum? Aferin. Evet, 864. Tamam. Ben o, onu yan yana görünce 310 gibi gördüm. Yan yüzeylerinin alanları toplamı 480 santimetre karedir. Yan yüz yüksekliği budur. Dik piramidin taban alanı nedir? Şimdi kendime yine bir tane piramit çizeceğim. Bakalım bu piramidi nasıl çizelim? Şimdi önce dur. Böyle çizemeyiz. Önce bir ne yapmamız lazım? Bir şöyle paralel kenar gibi. Aslında 3 boyutlu çizdiğimiz için paralel kenar çiziyoruz. Ama normalde paralel kenar değil. Tepeden bakamadığımız için böyle çiziyoruz, tamam mı? Şimdi yan yüzeylerinin alanları toplamı 480. Yani az önce bizim bulduğumuz şu üçgenler vardı ya, bu üçgenlerin alanları toplamı neymiş? 480. 4 tane üçgen olduğuna göre bir tane üçgenin alanı ne olacak? 120. Yan yüz yüksekliği de 15'miş. Burası 15 ise tabanına da x dersem o zaman 15 çarpı x bölü 2 ne eşit olacak? 120. Bunu buna böldüm. 8 x ne oldu? 16. Burası 16 olduğuna göre burası da 16 olur. O zaman buraya ne kalır? 8. Burası ne olur? 8. Burası ne olur? Dik. Burası ne olur? Dik. Bakalım. Kare piramidin taban alanını zaten sormuş bize. Taban alanı neydi? 16 çarpı 16. 256 bulmuş olduk. Çocuklar şimdi koniye başlıyoruz. Koni de aslında piramitle aynı mantığa sahip ama biraz daha formüllerinde, alanlarında, hacimlerinde biraz değişiklik var. Şimdi bakın konuyu şöyle anlatayım size. Bir yan yüzeyi var. Çadır gibi düşünün tamam mı? Yan yüzeyi bir bez. Ne üçgen ne dörtgen. Böyle oval bir şey düşünün. Bunun adı ana doğru oluyor tamam mı? Yanal ala yanal ayret falan filan değil. Ana doğru. Bu cisim yüksekliği ya da yükseklik. Çünkü bir tane yüksekliği var. Bu onun tepe noktası, tepe noktasının yerden yüksekliği der bazen. Bunun da tabanında bir ne var? Bir daire var. Yarı çapı burası oluyor. Tabanında bir daire olduğuna göre, o zaman size şöyle bir şey söyleyeyim. Dairenin alanı neydi? Biz diyorduk ki pi r kare oluyordu. Dairenin e, çevresi neydi? Çevresi 2 pi r oluyordu. Şimdi o zaman ben size diyorum ki bana Yanal alanı nedir derse, yanal alan burada biraz farklı. Çadırın yanal alanı P, R, L. L dediğim şey ana doğru oluyor. Yani ana doğruyu P'yi, R'yi, L'yi çarparsam, P, R, L. Bunların üçünü çarptığım zaman çadırın yan tarafındaki bezin alanını buluyorum. Taban alanı dediğim zaman ise tabanında bir daire olduğuna göre zaten ben burada size demiştim. Dairenin alanı ne oluyor? Pi r kare oluyor. Bunların alanını topladığım zaman pi r kare artı pi r l. Bunların toplamı neyi veriyor bana? Koninin yüzey alanını veriyor. Peki hacim için ne demiştim? demiştim ki sivri uçluysa tahadan aklınıza geliyor aklınıza geliyordu taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 piramidin aynısı tabanında bir daire varsa pi r kare çarpı h bölü ne diyeceğiz bölü 3 demek ki piramitle aynı hacme sahip bu şekilde buluyoruz Şimdi çocuklar piramit konide biraz farklı bir formül daha var. O da şurada anlatılmış. Diyor ki koni aslında neyden oluşuyor? Bir daire diliminden oluşuyor. Siz hiç külah yapılırken hani dondurma külahı yapılırken gördünüz mü? Böyle bir tost makinesinin üstüne böyle bir şey üçgenimsi koyarlar. Sonra bir tane demiri şuradan şöyle çevire çevire bu tarafa getirirler rulo yaparlar. Yani ya da YouTube'a yazan koni nasıl yapılır? Daire diliminden koni nasıl yapılır? Görün üst üste gelin. Şimdi böyle bir daire dilimi verdiği zaman burada bir alfa verin. Bazen bize sorularda diyecek ki şurası alfa. Bunu koni yaparsak. Bunu koni yaparsak ne olur? Yani daire diliminden koniye dönüşüm. Acaba ne nereye eşit oluyor? Bunun yarı çapı dediğimiz L, bu daire diliminin yarı çapına biz L diyoruz ya da A diyoruz. Fark etmiyor. A diyen de var, L diyen de var. Soru da A olduğu için biz A diyoruz. Bu A koniyi oluşturduğunuz zaman koninin bu neyi oluyordu? Yan ayrıtı oluyordu değil mi? Ana doğrusu oluyordu. Ana doğrusu A oldu burası. Koniyi oluşturduğumuz zaman şuradan bir de yükseklik çiziyorum aşağı doğru. Şurası. Diyorum ki bu yüksekliği bilmiyoruz. Konuyu oluşturduğumuz zaman yüksekliğin ne olacağını bilmiyoruz. Ama bir formül var ki onu unutmayın. R bölü A alfa bölü 360. Bu R dediğim şey koninin yarı çapı. Bu A dediğim şey daire diliminin daire diliminin yarı çapı. Tamam mı? Koni dediğim şey bir aslında bu sefer tersten anlatayım koniyi. Bir daire dilimini bir daire dilimini şöyle bir daire dilimi oluştuğu zaman bunu koniye çevirmek için bunun bir açısı var. Bunun bir ana doğrusu var A. Bunun yarı çapının şuranın yarı çapının ne olduğu Şu an benim umurumda değil. Bu bir dursun diyorum. Tamam mı? Şimdi diyorum ki ben bunu koniye dönüştürürken şunu şu şekilde koni yaptığım zaman şu A dediğim şey ana doğru oluyor konide. Sonra diyorum ki bu koninin yüksekliğini bilmiyorum Pisagor'dan bulacağım. Şu da R oluyor R dedim yeni oluşan koninin yarıçapı. Şimdi diyorum ki şöyle bir formül var aralarında R bölü A yani oluşan koninin yarıçapının oluşmadan önceki daire diliminin yarıçapına ya da ana doğruya oranı R bölü L alfa bölü 360. Alfa dediğim şey koni oluşturan ana doğrunun merkez açısı oluyor. Bir bu formülü ezbere bileceğiz. Bir de diyeceğim ki benim yanal alanım konide biraz farklı bir formüle sahip. Yanal alan ne oluyor konide? Pi, R, A. Pi r a bu, bu koninin yanal alanını. Yani bunu bir çadır gibi düşün. Çadırın etrafındaki bezin alanı oluyor. Taban alanı dediğim zaman koninin tabanında bir ne var? Bir daire var. Dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Taban alanı da ne oldu? Pi r kare. Yani tüm alanı sorarsa pi r a pi r kare diyoruz. Tamam mıdır? Hacim sorulduğu zaman hacim zaten size demiştim ki sivri uçlularda 3'e bölüyorduk. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti ama sivri uçlu olunca 3'e böldük. Taban alanı ne oldu? Pi r kare çarpı yükseklik dediğim şey burası. Diyeceksiniz ki hocam yüksekliği vermezse vermesin burada bir dik üçgenim olduğu için Pisagor'dan ben yüksekliği bulup 3'e bölebilirim. Şimdi diyorum ki bakın 8, 15, 17 üçgeni var. Burası ne oldu? 15 oldu. Bana dese ki bunun yanal alanı nedir dese yanal alan neydi? Pi, R çarpı A. Anlaşıldı mı? 120, şey 136 pi mi oldu? 126. Şimdi diyorum ki bunun taban alanı neydi? Taban alanı pi r kare 8'in karesi. 64 pi oldu mu? Bunların ikisinin toplamı bana neyi verecek? Tüm alanı verecek. Bana hacmi nedir diye sorduğu zaman hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı neydi? Pi r kare çarpı yükseklik her zaman için hacimde cisim yüksekliği 15 bölü 3. 5 oldu. Çarptınız işte artık ne çıkar? Taban çevresi 54 pi olduğuna göre tabanı bir daire olduğuna göre 2 pi r eşittir 54 olduğuna göre pi de 3 ise 6 r eşittir 54 r ne oldu? 9 oldu. Demek ki burası 9 ise 9, 12, 15 üçgenine göre burası ne olacak? 15 olacak. Ana doğrusu 15, yarı çapı 9 olan bir daire olmuş oldu. Geldim şimdi bundan bir koni oluşturacağım. Koni oluşturalım. Bakalım ne oluyor? Nasıl bir koni oluyor? İyice formülleri pekiştirin. Şimdi yarı çapını bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. AB nedir AB? Şu AB. 360'ın tamamı daire olsa. Tamamı daire olsa. Artık eski bilginiz de biraz devreye girecek. 60 dereceye 12 denk geliyorsa. 360 dereceye kaç denk gelir? 6 katı. 6 katı ne oldu burası? 72 santim. Demek ki bu bir daire olsa, bu bir çember olsa çevresi 2πr olacağı için bunun amacım şu r'sini bulmak. 2πr 72 olduğuna göre pi 3 ise r buradan ne çıktı? 12. Yani bunun ana doğrusunu 12 olarak bu şekilde buluyorum. Bunu anlamayan var mı çocuklar? Bu 7. sınıftaki bilginiz olduğu için belki karıştırıyor olabilirsiniz. Diyorum ki 60 dereceye denk gelen kısım AB yayı 12 ise 60 derece 12 ise tamamı çemberin çevresi 360 derece kaça denk gelir? Çevresini 72 buldum. Amacım buradaki R değil aslında A'yı bulmak. 2 pi R, R'si A ya. R'yi buradan 12 buldum. Yani şurası ne oluyor? 12 oluyor. O zaman buradan bir konu oluşturursak. Neydi bizim formülümüz? R bölü A Alfa bölü 360'tı değil mi? Bunun yarı çapını bulmak için oluşturacağım. Koninin yarı çapını bulmak için. 6 katı. 6 katı olması için R'nin ne olması lazım? 2. Koninin kapalı halini çiziniz. Yarı çapı 2 olan. Ana doğrusu 12 olan. Yüksekliğini de hatta buluruz. Kök 140 olan. Bir koni oluşturmuş olduk. Bunu koniye dönüştürürsek bak bunun yarı çapı verilmiş. Bu güzel. Bunu hemen koniye dönüştürmek için dedim ki bunun yarı çapı 10'sa koninin ana doğrusu 10'dur dedim. Koninin ana doğrusunu çizdim. Acaba koninin yarı çapı ne olacak? Neydi? R bölü A alfa bölü 360. 72'ye bölün B, 5 72'ye bölün 4. Bunlar da gitti. 2, 2 kere 4. R'si ne oldu buranın? 8 oldu. Yüksekliği ne oldu? 6. Yüksekliği 6. Taban yarı çapı 8 olan bir koni oldu. Z <laughs> Zaten hacmini, yanal alanını siz artık nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Geldim. Burası 3 verilmiş. Bunun yarı çapı 3 ise. Acaba diyorum şurası ne olur? Diyorum ki şu yayın uzunluğunu bir bulalım. Şu yayın uzunluğu 2 pi r'den şu yayın uzunluğu çevresi 2 r bu dairenin çevresi. Yani şuraya koniye eşit oluyor şöyle anlatayım ben size. Daha net anlarsınız. Koniye çevirdiğim zaman şurası şöyle yarıçapı 3 olan bir koni değil mi bu? Kapattığımız zaman bu koni. O zaman diyorum ki 2 pi r buranın çevresi açtığım bu koninin bu yayının uzunluğunu veriyor. Yani burası ne oldu? 18 santim oldu. O zaman diyorum ki 90 dereceye 18 santim denk geldiyse 360 dereceye kaç santim denk gelir? 4 katı 4 katı 72 santim denk gelir. Yani bu koninin oluşturacağım pardon bu dairenin çevresi ne olacak? 72 santim. E peki çevresini nasıl bulunuyordu? 2 pi a ne eşit? 72. Pi 3'tü. 6 a 72 ise a ne olur? 12. Yarı çapını ne bulmuş oldum? 12 bulmuş oldum. Çocuklar burası biraz karmaşık. Belki şu an anlamamış olabilirsiniz ama kafanıza takılan bir şey varsa sorun. Ney nereye eşit? Bak iyi öğrenin bunları. Bunlar önemli şeyler. Dinleyin. Şimdi sırayla diğerlerini de çözdüm mü dört dörtlü konuyu anlamış olursunuz. Bakalım. Şimdi yine aynen devam ediyorum. Bak. Bunu bir konuya çevirdiğim zaman açık halini vermiş. Bunu bir konuya çevireceğim. Konuya çevirdiğim zaman bu neydi? R bölü A Alfa bölü 360'tı değil mi? R bölü A. Alfa bölü 360. Burası alfaydı. Burası A idi değil mi? R bölü A 16. Alfa bölü 360. 45'e böldüm 8. 45'e böldüm 3. Bunu buna böldüm 2. R ne oldu? 6. Demek ki bunun yarı çapı ne olacak? 6. Yani burası R ne olacak? 6. Bakalım. Doğru mu bulduk? Bir kendimizi test edelim. R'yi bulmuşuz? 6. Şimdi geldim buraya. Bu bir koniye dönüştüğü zaman C şıkkı. Bir koniye dönüştüğü zaman bu koninin yarı çapı ne olacakmış? 4. Bu koninin çevresi 2 pi R'ydi. 2 çarpı 3 çarpı 4 24. 24 buranın çevresi. Aynı zamanda bu daire diliminin de çevresi 24 burası. Şöyle de yapabilirdik derdik ki r bölü a alfa bölü 360. R neydi? Koninin yarı çapıydı 4. A neydi? Ana doğruydu 12. Eşittir alfa'yı bilmiyorum bölü 360. Bunu buna böldüm 3. Bunu buna böldüm. Alfa ne oldu? 120 olmuş oldu. Buradan da bulabilirdik. Devam ediyorum. Ç'ye geçiyorum. Diyorum ki yine koni haline bir dönüştürelim. Ney nereye eşit bir bulan. Bunu biraz daha yavaş yavaş tane tane anlatayım. Artık bunu bitireyim. Diyorum ki bu bir koni. Bu bizim ana doğrumuzdu. Ana doğrumuz 10'muş. Koninin yarı çapını bilmiyorum ama şuradan biliyorum. R bölü A alfa bölü 360'dan koninin yarı çapını bulabiliyorum. R bölü A alfam kaç? Koni oluşturacağım. Alfa 216 bölü 360. 72'ye böldüm 5. 72'ye böldüm 3. Burası 2. R ne oldu? 6. Az önce bunu çözmedik mi sanki? Neyse burada bu sefer farklı bir şey sor olmuş. Burası dik olduğuna göre burası da ne oldu? 8 oldu. Yani benim yüksekliğim 8. Yani benim yarı çapım 6 olmuş oldu. Şimdi bakalım ne diyor burada? Bir tane koni sorusu. Taban alanı 108. Hemen bir koni çizelim. Bakalım nasıl bir şeymiş? Taban alanı 108 olan koni nasıl bir şey olur? Tabanında bir R'si var. Tabanında bir daire olduğuna göre pi R kare 108 ise pi de 3 ise 108'i 3'e böldüm. R kare 36. R ne oldu? 6. Demek ki yarı çapı 6 olacak. Ve cisim yüksekliği de 8'miş. Cisim yüksekliği de 8'miş. O zaman hemen burayı buldum. Benim için önemli olan burasıyla burası. Açınımın yarı çapı bu olacak. Bu olur, bu olur, bu olamaz. 10, 10, 10. Peki R bölü L ya da A alfa bölü 360 diyorduk değil mi? R 6, A 10, alfa bölü 360 diyorduk. Bunu buna böldük. 36, 36 çarpı 6, 216 da alfa eşit. Yani merkez açısı 216 olan yarı çapı 10 olan bir daire olmuş. A o kenarı OC kenarı ile çakışacak şekilde dik koni. Bir koni oluşturacağım yine. E bir koni oluşturacağıma göre benim için önemli olan şu. Daire diliminin yarı çapı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya eşitti. Ben bunun yarı çapını bulmak için R bölü L alfa dedim. daire diliminin merkez açısı. Alfa bölü 360 diyordum. 4 katı R eşittir. Buradan ne çıkar? Bir buçuk çıkar. Yarı çapı bir buçuk olan Dikoninin taban çevresi. Yarı çapı bir buçuk olduğuna göre taban çevresi neydi? 2 pi r oluyordu. Çarparsanız taban çevresi ne olur? 9 olmuş olur. Hemen dedim ki, a, bunun yarı çapı sekiz. hop burası sekizdir. Doğru mu? O zaman benim ikinci adımım A'yı bulmak. Neydi? R bölü A alfa bölü 360 yapıyorduk. 3 katı 3 katı A ne oldu? 24 oldu. Doğru mudur? Evet hocam. Hayır nereye doğru? Hemen Tonga'ya düştünüz. Bizim açımız kaç derece? 120. Hayır 240 yavrum. Açı burası olacak. Koyu kısımdan konu yapıyorum. Tamam mı? 120'ye böldüm. 220'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 4, 3 kere 4. Ne oldu? A, 12. 12. Ana doğrumun uzunluğu ne oldu? 12. 12. Ana doğrunun uzunluğu ne kadar? Ne kadarmış? 12'ymiş. Bir bakayım soru. Aa soru güzel. Soru güzel olmasaydı bırakacaktım. Soru güzel olduğu için çözüyorum. Şimdi çocuklar dün size prizmaları anlatırken dedim ki bir cismin içine başka bir cisim attığınız zaman hacmi kadar su yükselir ya da hacmi kadar alan yer kaplar alan demeyelim diyor ki karedik prizmanın içine en büyük koni en büyük koni dikkat ediyor musunuz en büyük koni ben size prizmayı anlatırken demiştim ki kütük koyuyoruz küty'nin etrafı buraya tam değiyor. Koninin taban çevresi 30 olduğuna göre koninin çapı kare prizmanın bir kenarına eşit oluyor. O zaman bunun yarı çapına R dersem 2 pi R taban çevresi 30 sa pi 3 ise R ne olacak? 5. Yani bunun yarı çapı 5 ise bunun bir kenarı o zaman ne olacak? 10. Kare dik prizma. Kare dik prizma dediği için burası da 10 değil. Çünkü ben size demiştim. Prizmanın yüksekliği tabanlarla aynı olması için küp olması lazım. Ana doğrunun uzunluğu 13. Burası 13 ise ben hemen diyorum ki hocam bize demişti ki çok basittir yüksekliğini bulmak. Buradan bir dik indiriyorum. Burası 5'ti. Burası 13 ise burası ne oldu? 12 tam tepeye değmesi lazım. Çünkü en büyük koni diyor. Tam tepeye değiyorsa koninin yüksekliği 12 ise kare prizmanın da yüksekliği 12 olur. Kare dik prizmanın ayrıt uzunlukları. Kare dik prizmanın 4 tane yüksekliği var. 4 çarpı 12. 4 tane tabanda kenarı var. 40 buradan geldi. 4 tane de tepeden var.